Hayal kırıklığı vadisi. Arkadaşlar Atomik Alışkanlıklar kitabında James Clear e, çok farklı bir e, hayal kırıklığı vadisinden bahsediyor. Bu hayal kırıklığı vadisi aslında hepimizin karşılaştığı, geçmişinde de karşılaştığı, belki de şu anda içinde bulunduğu Andan bahseden bir grafik inanılmaz beni etkiledi. Bunun da videosunu çekme kararı aldım. Arkadaşlar şöyle dikey sütunda sonuçları gösteriyor. Yatay sütunda ise zaman grafiğini gösteren bir e, grafikten bahsediyor. Hayal kırıklığı vadisinden bahsediyorum. Aslında hepimizin içerisinde bulunduğu şey. Emek veriyorsun, bir işe başlıyorsun, emek veriyorsun. Ve bu verdiğin emeği, verdiğin çabanın karşılığını bir an önce almak istiyorsun. Yani süreç içerisinde karşılığını da bir anda görmek istiyorsun. Yani artan bir oranda verim almak istiyorsun. Artan bir oranda karşılığını almak istiyorsun. Ne kadar emek veriyorsam o kadar karşılığını almalıyım. Ben şu kadar ders çalıştıysam bu kadar netim yükselmeli. Ben bu kadar video izledim. Bu kadar soru çözdüm. Bu kadar bu işe emek verdim. Karşılığını da sonucunu da görmeliyim diyorsun. Ama aslında olan bambaşka. Sen olması gerekeni istiyorsun. Ama aslında olan bambaşka. Aslında olan şöyle arkadaşlar. Sen emek verdikçe hemen karşılığını görmüyorsun. Zaman içerisinde bu bilgiler depolanıyor. Ne zamana kadar depolanıyor? Hayal kırıklığı vadisini geçinceye kadar depolanıyor. Bu hayal kırıklığı vadisinin içerisinde kaldığın anda yani verdiğin emeklerin karşılığını almıyor gibi göründüğünde hayır olmuyor bu kadar emek veriyorum netlerimi arttıramıyorum bu kadar bu işe çaba gösteriyorum netice alamıyorum dediğin anda vazgeçtiğinde belki tam karşılığını alacağın vakitte hayal kırıklığı vadisinde kayboluyorsun. Bakın arkadaşlar yazar kitapta atomik alışkanlık kitabında anlatırken buz kütlesinden bahseder. Bir buz kütlesini düşünün der. Bir masanın üzerinde duruyor. Oda sıcaklığı eksi 4 derece. Eksi 4 derece oda sıcaklığını arttırmaya başladığında eksi 3, eksi 2, eksi 1, eksi 0.5 olduğunda buz kütlesine baktığınızda hali erimediğini görürsün. Peki yaptığın çabalar boşa mı gitti? Hayır. Bir kırılma noktası vardır. O buz kütlesi orada erimeye başlayacaktır. Senin öncesindeki gösterdiğin çaba bilgi depolanmıştır. Kırılma noktasından sonra buz erimeye başlayacaktır. Evet 0 derece. Buz kütlesi erimeye başladı. İstediğin neticeyi elde etmeye başladın. Değişim başladı. Yine bambu örneğinden bahseder. Bambu de ilk 5 yıl köklerini toprağın altına sarar, sistemini kurar. Ne zaman toprağın üstüne çıktığında 6 hafta içerisinde boyu 27 metre olur. O zaman bambu 5 yılda mı istediği sonucu elde etti yoksa 6 haftada mı? Dışarıdan insanlar baktığında her şeyin bir anda 6 haftada gerçekleştiğini ya da 1 iki aylık süreçte bir sınavı kazandığını, bir sınavın canlı okuduğunu, istediği başarıyı elde ettiğini zanneder. Ama sen bilirsin ki ben bilirim ki öncesinde bir dünya emek vardır, çaba vardır, alın teri vardır, vazgeçmemek vardır, hayal kırıklığı vadisinde kaybolmamak vardır. Taş kırma makinesinden de bahseder. Ustalık sabır gerektirir diyor Atomik Alışkanlıklar kitabında. Bir taş kırma makinesini hayal edin. Bir kayanın üzerine 100 darbe indirmiştir. Kaya da en ufak bir çatlaklık bile söz konusu değildir. 101. darbesinde kaya ortadan ikiye yarılır. Peki, ortadan ikiye yarılan kaya 101. darbede o tek darbede mi ikiye bölündü yoksa öncesindeki 100 darbenin neticesi miydi? Dışarıdan bakanlar son darbeyle ikiye bölündüğünü düşünebilir. Ama sen bilirsin ki öncesinde sabırla, azimle inen yüz darbe vardır. Taş kırma makinesi örneğinde böyle açıklar. Büyük değişimler küçük adımlarla tek bir kararla başlar. Bugün tek bir kararı sen vereceksin. Küçük değişimi küçük bir adımla başlatacak büyük değişimlere, büyük sonuçlara çıkabileceksin. Ama öncesinde aslında olanla yüzleşecek, hayal kırıklığı vadisinde kaybolmazsan istediğin neticeyi elde edeceksin. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşçakal.